efendim iyi akşamlar. Bursa'nın denize yakın en büyük sahili Mudanya havasıyla, deniziyle, doğal güzellikleriyle kent merkezinde yaşayanların bir nefes alalım, bir soluklanalım diye en kolay ulaştıkları yer. 20 dakikada Bursa merkezden Mudanya'dasınız normal koşullarda pazar günleri hariç tabii. Bu kadar Bursa'ya yakın ama tarihi özellikleriyle ön planda olan bir Mudanya'da Mudanya. Mudanya'da son dönemde özellikle de son 10 yıldır yaşam da değişiyor. Artık eskiden olduğu gibi saat 6'da 7'de Mudanya'da bütün lambalar sönmüyor. Her yer karanlık hale gelmiyor. Mudanya'da 24 saat yaşam başladı. Mudanya'nın nüfusu da artıyor. ikamet edenlerin sayısı da genişliyor. Yazlıklar kalıcı konuta dönüştü. Yeni yapılan sitelerde de merkezden gelen çok kişi çalışıyor, yaşıyor. Öyle ki kış mevsiminde daha sakin olan Mudanya yolu artık yaz mevsimini aratmayan bir trafiğe sahip oldu. Biz değişen Mudanya'nın daha nasıl gelişeceğini bu akşam konuşacağız. Mudanya Belediye Başkanı Sayın Hayri Türk Yılmaz konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Bizi izleyen tüm seyircilerimize de keyifli bir vakit geçimlerini dilerim. Şimdi İyi akşamlar dilerim. Bugün 30 Mart. Hayri Türk Yılmaz'ın Mudanya Belediye Başkanı seçilişinin dördüncü, dördüncü yılının gibi. bittiği günün akşamındayız. Birkaç saat sonra da kalan bir yılının ilk gününe gireceksiniz. İsterseniz bu dört yıl nasıl geçti Mudanya'da? Ben Mudanya'nın değişimini gelişimini biraz kabaca anlatmaya çalıştım ama on yıl önceki Mudanya yok artık. Başka bir Mudanya var. Dört yıldan bu tarafa da neler çok değişti? Da, çok daha farklı bir Mudanya var. Tabii ki dört yıl önce yaklaşık bu saatlerde e, sandıkların açılmasının hemen hemen e, %70-80'i e, belli olmuştu. Ve şu saatlerde de belediye başkanı seçildiğimiz netleşmişti. E, şöyle söyleyeyim. 4 yıldır Mudanya'da e, yaşam öylesine değişti ki Mudanya'da anlayış, Mudanya'da belediyelik anlayışı tamamen 180 derece tersine döndü. Geçmişiyle çok karanlık, şahibeleriyle bol bol şahibesi olan, yolsuzlukları olan, haramisi hırsızı olan, o Mudanya'da her türlü kötü alışkanlıkların hatta kötü yaşam şekillerinin olduğu o Mudanya'mız belediyemizle birlikte tertemiz bir Mudanya, tertemiz bir belediyecilik anlayışını yerleştirdik. 180 derece tersine dönen Mudanya'mızın istediği, Mudanyalıların istediği, Türkiye'de herkesin istediği aslında o tertemiz yönetim anlayışını tesis etmiş olduk. Ve bugüne kadar geldiğimiz noktada da insanlarımıza söz vermiştik. Tüy yetimin yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Yiyenlerden de hesap soracağız diye. Bu anlayışımızı bugüne kadar sürdürdük. Herkesin gurur duyduğu, gurur duyacağı bir mudanyı yaratmış olduk. Şimdi belediye başkanı modeli olarak ulaşılabilir başkan sözünüz de vardı kampanyanızda. Evet. ne oldu? 4 yılda nasıl bir dönem geçti? Ulaşılabilir başkan olarak? Tabii seçimleri kazandıktan sonra belediyeye giderken sözüm vardı. Kapısı olmayacak demiştik. Şimdi kapımız da yok, duvarımız da yok. Belediyeye giderken bütün kapıları söktürmüştüm. Tabii ki daha sonraki süreçte çalışma arkadaşlarımızın, muhasebe gibi diğer bölümlerdeki kapılar yine açık ama kapıları var. Benim kapım da yok, duvarım da yok. 4 yılımızı geçirdik. Ne kadar güzel ki hiçbir şekilde hiç kimseden gizlimizin, saklımızın olmadığı bir anlayışı yerleştirdik. Herkes kolayca ulaşabiliyor. Onlar gelmezse ben gidiyorum. Bir şekilde sosyal medyadan telefonlarla günlük gezilerimizde gece gündüz devam eden gezilerimizde ve de yaptığımız çalışmalar içerisinde belediyemizde önce şöyle düşünmüşük ayda bir gün halk günü yapalım diye işte diğer günler çalışmamıza daha çok fırsat kalsın diye ama bizim belediyemizde her gün halk günü gelen herkese de görüşüyorum randevuya gerek yok kimsenin sıra sadece işte geldiklerinde biraz çok kalabalık olduğu için çay kahve içerken beklemek zorunda kalıyorlar. Peki bu çalışmaların içerisinde etkin belediye yönetimi ifadesini nasıl anlamalıyız? Yani şöyle biz tabii ki ilk geldiğimizde öncelikle belediyeyi tanımaya çalıştık. Belediyenin nesi var nesi yok. Mudanya'mızın bilmediğimiz neleri var neleri yok. Bütün o ilk zamanlarımız bu bilme öğrenme süreciyle geçti. Hakim olduktan sonra borcumuzda harcımızda alacağımızda ne varsa Ondan sonra bu akılcı bir şekilde yönetmeye çalıştık. Geldiğimizde yani çalışanların maaşını öde ödeyemez denilen bir belediyeden bugün geldiğimiz noktada bütçesini üçe katlamış ve bugüne kadar çalışanların maaşını bir gün dahi geciktirmemiş. Özel günlerde bir hafta 10 gün 15 gün öncesi maaşlarını ödemiş ve de Türkiye'nin en yüksek ücretini veren e, belediye olmuşuz. Böyle bir anlayışı e, hakim olmak için de yani böyle bir anlayışı yerleştirmek için de gece gündüz çalıştığımızı söyleyebilirim. Bütün arkadaşlarımızla birlikte önce ekipleşmeye başladık. Ekiplerimizi kurduktan sonra kendi içimizde bütün arkadaşlarımız işte geçen günde son toplantımızı yaptık arkadaşlarımızla e, geç, geçtiğimiz gün. Orada bütün çalışanlarımızla şunu söyledik. Biz Mudanyalıyız. Mudanya Belediyesi'ne geldiğimiz süreci anlattık. Ve bugüne kadar biz bütün Mudanyalı hemşerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için saygıyla, sevgiyle birbirimize dayanışarak, omuz omuza vererek, el ele tutuşarak bu hizmetlerimizi ürettik. Bundan sonra da birlikte olmamız gerekiyor. Birbirimize yardımımızı, desteğimizi esirgememiz gerekiyor. Bu sevgiyle yapılan işler de karşılığında büyük bir memnuniyet getiriyor. Ve açıkçası bütün çalışanlarımız bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların hepsinde ayrı ayrı payı var. Çöp arabasının arkasında çalışan kardeşimin de, imar işlerinde çalışan kardeşimin de, fen işlerinde de, muhasebesinde de, destek hizmetlerinde de her bölümde işte Zeytin Dalımızda diğer sosyal kültür müdürlüklerinde çalışan her arkadaşımızın bizim bu başarımızda payı var. Bunu işte paylaşarak hepimizi o başarılara ait ederek bu başarıyı bugünkü Mudanya'mızı yaratmış olduk. Bir de sloganınız var. Barış'ın ve kardeşliğin baş şehri Mudanya, başkenti Mudanya diyorsunuz. Şimdi şöyle bizim gibi Mudanya'da doğup büyüyen, hele hele öğrenciliğinde o Atatürk sevgisiyle dop dolu öğretmenlerinin gözetiminde mütareke evine gidenler çok iyi bilir. O mütarekenin tozunu yutan insanlar mütarekenin ne demek olduğunu, bu ülkenin nasıl kurulduğunu, 780 bin kilometre karelik toprakların vatan olarak nasıl emanet edildiğini çok iyi bilenler, bilenleriz biz Mudanyalılar olarak. Mütarekenin ne anlama geldiğini bu bizim göreve geldiğimiz süreç içerisinde sürece kadar daha doğrusu çok bilinen bir şey yoktu. Tarih kitaplarında bir iki cümleyle geçen bir mudanya mütarekesi ama nedir içeriğin neden yapılmıştır falan çok iyi bilen iyi bilinen bir durum değildi. Biz mütarekeyi öne çıkararak o ulusal kurtuluş savaşımızın 19 Mayıs 1919'da atamızın Samsun'a çıkışıyla başlayan o ulusal kurtuluş savaşımızın Birçok kahramanlıkların, birçok destanların, birçok acıların yaşanmasından sonra 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi ile tescillenmesi, masada imzalanması, mühür altına alınmasını bütün dünyaya duyurmaya çalıştık. Burada bir barış imzalanmıştı. O bizim için ulusal kurtuluş savaşımızın kazanıldığının resmi belgesiydi. Mühür altına alınan resmi belgesiydi. Mudanya Mütarekesi'nden Lozan'a gidilmiş. Lozan'da yine yeni, yedi düvele e, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti tanıtılmış. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yer. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yer açıkçası. Ve bunu da söylüyoruz zaten. Bizim cumhuriyetimiz bu kahramanlıklarla, destanlarla dolu mühürlü bir cumhuriyet. Mühürlü cumhuriyetimizde mühürsüz bir geleceğe asla teslim etmeyeceğiz diye bunu da bütün e, Mudanya'dan, bütün Türkiye'ye, bütün dünyayı haykırmaya, bu da yeni haykırıyoruz ve haykırmaya devam ediyoruz. Bu da yeni sloganınız oluyor evet. abi. Şimdi e, işte programı açarken dedim ki, o yılda Mudanya çok değişti. E, Bursalılar e, deniz havası almak için Mudanya'ya geliyorlar. Gündüz, akşam, hele hafta sonları felaket bir yoğunluk oluyor. Fakat bu ilgi Mudanya'daki hızlı değişimi getirdi. O hızlı de, hızlı değişim de biraz yapılaşmayı arttırdı. Mudanya'nın doğasını değiştirdiği gibi görüntü var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bu konuda bazıları eleştiri, bazıları tabii ki bilmeden ancak biz göreve geldiğimiz günden beri bir karış yeri imarı açmadık. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Bu imarlar daha önceki, bizden önceki süreçte yasalaşmış, resmileşmiş o yer sahiplerinin müttesep hakkı, kazanılmış hakları olarak gelmiş. Bizimle birlikte sadece şu var. Mudanya'nın artan cazibesi Mudanya'nın Atatürk ülke ve devrimlerine sahip çıkmasıyla, cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasıyla, demokrasinin özgürlüklerin kenti olmasıyla, barışın ve kardeşliğin başkenti olması özellikle birlikte Mudanya bir akın başlamış. Bu süreçte de gelenlerin tabii ki o talepleri karşılamak için de yoğun bir şekilde yapılaşmaya doğru gidilmiş o imara açılmış yerler. Daha önceden bizden önceki dönemde imarları olan yerler ruhsat alarak inşaatlarına başlamış oldu. Böyle bir hızlı gelişim var. Yani şöyle 76 bin civarındaydı 2014. 30 Mart 2014'te bugün yılbaşı itibariyle 90 bin, 290 oldu. Yaklaşık 14 bin civarında, 14 bin küsur seçme, e, e, yaşayan sayısı, nüfus Çok artışı Çok hızlı var. bir artış var. Çok hızlı bir artış tabii kentten ki. Kentten geliyor. Genellikle kentten, İstanbul'dan gelenler İstanbul'dan de var. Yine. İstanbul'a işi için gidip gelenler, Mudanya'da oturanlar var. Kendimden biliyorum. Ben de <laughs> merkezden son dört yıldır evet. bir Burgaz sakin olarak Yani sizin de söylediğiniz gibi ikinci konuttan birinci konuta doğru hızlı bir yükseliş var. Tabii ki bizler bu yükselişi sıkıntı yaratmayacak şekilde insanlarımızın, yurttaşlarımızın, hemşerimizin rahat etmesini sağlamak için de hizmetlerimizi aralıksız olarak hem devamlı zorunlu hizmetlerden başlayarak diğer yatırımlarla birlikte o insanlarımızın mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şöyle ki şunu da söylemek istiyorum. Hafta sonları bizim şu gün dahi, kış günleri dahi iyi havalarda Mudanya gelen araç sayısı 140 bin. Çok büyük bir rakam. Büyük bir rakam. Nüfusu 90 bin 290, 140 bin araç geliyor. Caddelerde dar. Tabii ki 140 bin araç ortalamasına otobüs ve minibüsler dahil. Düşünürseniz yaklaşık en az 1 milyon insan hafta sonu Mudanya geliyor. Sizin bir projeniz vardı, e, trafiği rahatlatmak evet. için ama büyük şehrin onay mı vermesi gerekiyor ya da bu büyük şehrin üstlenmesi mi gerekiyor? Biz bu sorunun e, Mudanya'nın daha doğrusu Türkiye'nin e, böylesine kentlerinin en önemli sorunu trafik, ulaşım ve otopark. Bizim de çok doğal hafta sonu Bursa'nın 16 ilçesinin akın ettiği, yaklaşık 1 milyon, yazın 1.5 milyona ulaşan bir nüfusumuz var. Bu nüfusun rahat etmesi için her şeyi yapıyoruz. Trafik önemli bir sorun. Bunu Büyükşehir'in çözmesini bugüne kadar bekledik. Herhangi bir şey olmayınca biz bir proje hazırlattık. Bu projeyi büyük Büyükşehir'e sunduk. UKME'de görüşüldü sanıyorum bugün ukeme toplantısında alt komisyona havale edilmiş. Umarım oradan karar çıkar. Neydi o proje başka? O projede Mudanya'da yapılması gereken küçük dokunuşlar var. Önemli yapılması gereken eğim çalışmaları var, duvar çalışmaları var. Bir iki istimlak edilmesi gereken konular var. Büyükşehir'e şunu söyledik. Biz bu projeyi hazırladık. Yani trafiğe kapatılan yollar var. E, tek yön yollar var. Park yasakları var. Hepsi o uzmanların hazırladığı bir çok e, bize göre çok güzel bir proje. Bir iki noksanı vardı. Onlar da daha sonraki o diğer Büyükşehir'le yapılan toplantılarda onlar da düzeltildi. Bir tanesini izleyicilerimize paylaşalım isterseniz. Yani örneğin şu anda yani Muday bir Mudanya sakin olarak da e, soruyorum ama Bursalılar çok sık geldiği için Şimdi yeniden bir hafta sonunda girerken belki daha alıcı gözle bakarlar. Yani şu anda Mudanya Giriş Caddesi dediğimiz Salitpaşa Caddesi ve devam Mustafa Kemal Paşa Caddesi tamamen trafiğe kapatılıyor. E, e, i̇skele Meydanı'ndan itibaren evet, olan cadde. Şu andaki İskele Meydanı ileriki dönemde Cumhuriyet Meydanımızın olacağı. E, alt cadde tamamen trafiğe kapatılıyor. O yolun altı tamamen ileriye doğru Girit Mahallesi dahil ki Açık Hava Müzesi olarak bütün e, Mudanya ve e, Bursa'ya Türkiye'ye sunmaya çalıştığımız Mütereke çok önemli müteahhit binasından sonraki böyle evet, bölge. Girit Mahallesi Açık Hava Müzesine dönüşecek. Çok önemli yapıların olduğu bir bölge, tarihi yapıların olduğu bir bölge tamamen yayılışacak. Araçlar benim benim e, bir ifademde söylediğim gibi yani birinci parselden denize e, karşı birinci parselden e, o araçlar kalkacak. O araçların olduğu yerde park ettikleri yerde insanlarımız buluşacak, çocuklarımız oynayacak. Böylesine yayılaştırılmış. Araçlar nereden gidecek peki? Araçlar şu andaki dönüş caddesi, giriş caddesi oluyor. Dönüşte İpar caddesi yuk... miydi orası? Evet, İpar caddesi. Yani e, Mudanya'nın merkezine doğru gelinen yer. Evet, orası İpar caddesi. Bu orası gidiş, gidiş olacak. Gidiş oluyor, hani giriş oluyor Mudanya. Dönüşte e, lise dediğimiz top sahasının arkasından iki kola ayrılarak yapılan bir çalışma var. Orada bir ara bir kamulaştırma yapıldı ama sonuçlandırılamadığı için de alternatif öyle. kullanılamadı galiba. İşte onun da devamı gelecek olan. Tabii ki o günden bugüne yapılan binalardan dolayı zorlaşan bir konum da var. Tabii Mudanya'da en önemli bizim bu kamulaştırma ile ilgili. Biraz yukarıdan dolaşacak o yol. E, Lisenin arkasından başka çaremiz yok. yok. Yukarıda çıkıyor galiba. Tescilli yapıların olması da biraz e, böylesine kamulaştırmalarda yol açılmasında e, engel teşkil ediyor. O yapıların da korunmasını sağlıyoruz. E, umuyorum bu proje e, göreceksiniz e, yetki ver, verildiği takdirde kısa sürede hayata geçecek. Ve Muday'ın trafik sorunu büyük oranda çözülmüş olacak. Ta, büyük oranda diyorum çünkü tamamen çözülmesi için gerekli olan otoparkların yapılması gerekiyor. Bugünkü toplantı ve toplantısında mı görüşüldü bu? Evet, e, alt komisyona havale edilmiş. Olumlu olarak mı bakıyorsunuz? E, ben e, olumlu... komisyona havale çünkü olumsuz anlama gelir genellikle. Olumlu olacağını tahmin ediyorum çünkü e, komisyonun başka çözüm yok. Yani böylesine bir sorunu çözmek isteyene veyahut da doktorun yazdığı bir ilaca reçeteye ya hayır diyebilir mi bir hasta? Bu... bu hastalık var. Bunun da çözümü işte bu proje. Bu projenin iyileştirilmesi için, daha da iyileştirilmesi için şeye açık, Büyükşehir Belediyesi'ne bunu da sunduk. Varsa önerilerde açığız. Ve de, diyoruz ki Büyükşehir bu buyurun uygulayın, uygulamada gereken maddi, manevi her türlü desteği vermeye hazırız. Eğer yapmay yapmayız diyorsanız, yapamayacağız diyorsanız, Yetki... programımızda yok diyorsanız, siz CHP'li belediye diyorsanız, verin yetkiyi bize biz yapalım. Bu da CHP'li belediyesinin teklifi. Biz yaparız. Evet bu bugün... bu sorunu çözeriz ve insanlarımız rahat eder tabii ki otopark sorunu da çözmek gerekiyor otopark sorunuyla birlikte mudayımızın trafik sorunu ulaşım sorunu o büyük ölçüde gidermiş olacak İki hafta önce Bursa'da bir kongreye gelmiştim izlemiştim dönüşünde Esentepe kavşağından geçide 65 dakikada gidebildim. Evet. Yani bahar önümüzde bahar. insanlar kıştan bunaldı, güzel havayı görünce kendilerini Modanya'ya doğru atıyorlar. Atıyor. Yani başka çareler yok. Ne yapsınlar? En yakın yer e, havası güzel, doğası güzel, e, insanları güzel, oradaki belediye hizmetleri de güzel. E, tabii ki gelecekler, gelsinler. Biz onları en iyi şekilde ağırlamaya e, razıyız. Onlara en iyi hizmeti vermeye razıyız. Elimizden geleni bütün çalışanlarımızla birlikte vermeye çalışıyoruz. Mudanya Belediyesi'nin hizmetlerini söylediniz. Sosyal belediyecilik anlamında e, neler veriyorsunuz? Belki sosyal belediyecilikte e, Türkiye'de lider olabiliriz. E, şöyle bir şey. Kimse kimsesiz kalmayacak dedik. Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek dedik. Bu sözümüzü bugüne kadar yerine getirdik. Zeytin Dalı adında bir projemiz var. Zeytin Dalı projemizin bünyesinde yardımcı personelinden berberine, kuaförüne, hasta bakıcısına, hemşerisine, okuldaki hizmetlerimiz var. Bütün okullarda hizmetlerimiz var. Bütün camilerin temizliğine, emekli dayanışma evimiz var. Ve burada bu ekibimiz, Zeytin Dalı ekibimiz, Mudanya'daki bütün evleri tarıyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 bini geçen ev tarandı. Bu evlerde kimsesiz, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, insanların ulaşamadığı, ulaşmakta zorlandığı, ulaşması mümkün olmayan e, o insanlara biz ulaştık. Onların her türlü ihtiyaçlarını, perdelerinin yıkanmasından evlerinin temizliğine varana kadar, çamaşırlarının yıkanması, bulaşıklarının yıkanması, gıda ihtiyaçları kimisine mama yedirmek dahil, altlarının temizliği dahil, banyoları dahil, saç sakal tıraşlı dahil, e, Hasta e, bakıcılarımızla birlikte hemşirelerimizle birlikte onların ilaçlarının verilmesi, iğnelerinin yapılması, serumların takılması, gerektiği zaman da hastanelere donanımlı hastanelere götürülmesi dahil. her şeyi o hizmetleri biz veriyoruz. E, Avrupa standartlarında bir ambulansımız var, onu e, Avrupa standartlarına e, taşıdık o donanımları birlikte. O hizmeti de veriyoruz ve yaklaşık 2.300 civarında, sanıyorum e, 2.500'e doğru giden bir rakam olmuş tam son rakamı bilmiyorum. Hastamız var, takip ettiğimiz kişi var ve hiçbirini rencide etmiyoruz. Onlara bu hizmetler veriliyor. O kişiler biliyor. Mudanya'da onların yakınları, komşuları biliyor. Kendi çocuklarının yakınlarının yapmadığı hizmeti bizim Zeytin Dalı ekibimiz yapıyor. Köylerdeki camilerin temizliğinden, okulların temizliğine, bakımına, onarımına, boyasına, badanasına, eşya ihtiyacına, o çocukların giyim kuşamına varana kadar her şeyi yapıyoruz ve mükemmel bir projemiz. İşte en son emekli dayanışma evini de onun içine kattık. Şimdi gençlik kampımız geliyor. Uğur böceği projemiz var bir de. Ayrıca uğur böceği projemiz var. Uğur böceği projemizde neden uğur böceği? Her ailenin doğan çocuğu o evin uğrudur. Uğur böceğidir öyle deriz. Hepimizde bunu çok kullanır büyüklerimiz bereket çok. Getirsin bereket getirsin deriz. Bereket getirsin diye. Uğur'udur çünkü. Uğur Böceği adını verdik. Gebek kadınlarımızın o gebelikten başlayarak anne rahmindeki hem yavrunun hem annenin sağlığını kontrol altına alıyoruz. Onun bütün ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları, gıda ihtiyaçları dahil burada amacımız o yavrunun ve annenin sağlıklı bir şekilde doğuma doğru o süreci tamamlaması. Doğumdan sonra da tabii ki yavruya diyoruz ki hoş geldin bebek yaşama sırası sende bir mektubumuz var. Onun için nasıl bir mudanya yaratmak istediğimize dair sözlerimiz var. O mektubumuzu sunuyoruz. Beşiğimiz var kendi atölyemizde yaptığımız. Yatağı, yorgunu, her şeyi, yastığı, biberonuna varana kadar her şeyi olan bir hediye setimiz de var. O yavrulara diyoruz ki hoş geldin bebek yaşama sırası sende. Ve o ailenin ihtiyaç duyduğu süre içerisinde sürece kadar bakımımız, desteğimiz devam ediyor. Bu da Uğur Beceği projemiz. Şimdi dünyaya gelirken böyle bir karşılama yapıyorsunuz. Az önce bir de emekli bakım evi dediniz. Evet. O, o da değişik bir projeye benziyor. Emekli dayanışma evi var. Bakım evi değil, dayanışma, dayanışma evi. evi. Yani. Emekli dayanışma evimizde hemen belediyemizin altında Denizli Nazır çay kahve ücretsiz bütün günlük gazeteler var. Televizyon var. Kütüphane yaptık onlar için. Giderek zenginleşiyor kütüphanemiz. Yeni yeni katılımlarla. Ve emeklerin buluşma noktası. Santranç oyunu var. Diğer oyunlar yok. İstiyoruz ki o emeklerimizi yaşama bağlayan nedenleri arttıralım. Onların dayanışmasını daha da arttırarak sağlayalım. İşte onları zaman zaman anıt kabire götürüyoruz. Çanakkale'ye götürüyoruz. Çeşitli yerlere, gezilere götürüyoruz. Hem sosyal anlamda hem de dayanışma anlamında çok önemli mesafeler aldık. Bundan sonraki süreçte bizim belediyemizin diğer sosyal projelerinde örneğin ücretsiz ders verilmesinde, ücretsiz resim dersi verecek, işte diğer yabancı dersi, matematik, fen gibi dersleri verebilecek öğretmenler var. El işi, el sanatı olan değerli emekli arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Onlardan da faydalanarak bu sosyal projelerimiz giderek zenginleşecek. Şimdi Ve onları yaşama bağlayacağız. Sosyal proje değil belki ama sosyal anlayışla <laughs> bağlantılı bir de sözünüz var. Her mahalleye eşit hizmet. Evet. Yani buna çok e, dikkat ettik bugüne kadar. Mahallelerin önceliğine bakarak o işte e, istenen hizmetleri bir sıralamaya koyduk. Tabii ki e, evcilerinden altın taşına varana kadar 47 mahallemizde vermediğimiz bir hizmet yok. Öylesine ki artık bu hizmetler yol yapımından kaldırım, işte yeşil alanlardan, parklardan, çocuk oyun parklarına halı sağ sözümüz var her mahalleye. İşte bu sözümüzü bu sene de arttırarak devam edeceğiz. İşte yeni ihalesi yapıldı. Dün evvelsi gün halı sahalarımızın her mahalleye bir halı sözümüz. Her mahalleye öğrenci etüt evimiz gibi bu hizmetleri götürmeye çalışıyoruz sırasıyla. Tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Bazı yerlerde, köylerde özellikle belediyemizin veyahut da kamuya ait alan olmayınca, örneğin halı sahasını yapamıyoruz. İşte bazı yerlerde e, Milli Eğitim'in eski kapanan okullarının, e, ilçe Kaymakamlığımızın, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izniyle e, yapmaya çalışıyoruz. Örneğin Oraneyi Köyü'nde böyle çözdük halı sahası sorununu. E, onlar da kullanıyor. E, Görük Yenicesi'nde olsun, e, Dereköy'de olsun, Hasköy'de olsun, Çepni'de olsun, köylerimizde artık halı sahalar var. Bu yaz e, organize edebilirsek eğer, Yaz futbol turnuvası miniklerden başlayarak birkaç kategoride yaz futbol turnuvası da olacak. Çünkü 6 halı sahamız daha geliyor. Mudanya merkezdeki siteler mahallesinde olsun yapılan halı sahalarımız var. Onlarla birlikte Mudanya'mızda söz verdiğimiz bütün hizmetleri sırasıyla aciliyetine bakarak, önem derecesine bakarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi programın başlangıç bölümünde... İşte Mudanya'nın hızlı e, değişimini konuştuk. Ama bunun bir de içeriden bakışı var. Hani dışarıdan insanların Mudanya'ya gelmesi bir değişim getirdi. Fakat Mudanya'nın e, yerleşik insanı, yerleşik yaşa, e, sakinleri bu gelişime alışabildi mi ya da benimseyebildi mi? Yani e, bence çok e, olumlu tepkiler var. Sürekli geziyoruz e, belki takip ediyorsanız. E, sürekli sahalardayız. Geri dönüşler öylesine mükemmel ki. Çünkü biz şunu söylemiştik. Tabii ki gelecek. Yani artık bu Mudanya bu gelişimi yakalamış. Bu binalar eninde sonunda dolacak. Bu imar alanları dolacak. Ee, tabii ki yeni imara yer hiçbir yere e, açmayacağımızı da söylemek istiyorum. Olanlar neyse bittikten sonra Mudanya'daki yapılaşma süreci yavaşlayacak ve kentsel dönüşümün daha don, e, donanımlı bir şekilde, çok e, detaylı bir şekilde ele alınacağı, uygulamalarına geçileceği süreç başlayacak. E, orası da işte biliyorsunuz kentsel dönüşümde çok önemli Mudanya için. Doğal olarak o Mudanya'nın eski insanları, eski yerleşik insanları gelenlerle çok çabuk kaynaşıyor. Gelenler de çünkü o e, bizim Mudanya'nın yerleşik insanları gibi düşünen insanlar, aydın insanlar, cumhuriyet değerlerine e, koşan insanlar. Havasından Atatürk, bir uyum var galiba değil mi? Atatürkçü, işte e, cumhuriyet değerlerine özgürlükçü, demokrasiyi özümsemiş insanlar. E, o insanlarla bizim e, daha önce Mudanya'da yaşayan insanlarımızın uyuşması da köy, kent ayırmadan hepsinin çok kolay bir şekilde uyumunu, bu süreçte gördük. Daha da ileriye götüreceğiz işleri. O zaman Mudanya Belediyesi'nin bu son 4 yılına bir bakalım. 4 yılda fiziki yatırımlar anlamında evet. Hayri Türk Yılmaz Yönetimi'ndeki Mudanya Belediyesi neler yaptı? Neler yapıyor? İlk yaptığımız işlerden bir tanesi Dolgalan dediğimiz yerde bir otopark yaptık. O otoparkın... Arnavutköy işte, tarafında. Yok Dolgalan dediğimiz, Yarımada ha, dediğimiz balıkçıların, olduğu, balıkçıların yerde. olduğu yerde orası çöplüktü eskilerin e, çok iyi bildiği e, orası resmen bir çöplüktü denizin dibinde denizin kenarında o çöplüğü tamamen ortadan kaldırdık düzledik e, stabilize ettik tretuarlarını yaptık asfaltlama sürecine geçtiğimizde e, büyükşehir belediyesi tarafından elimizden alındı o yasa gereği e, yarım kaldı ama e, bütün Büyükşehir niye aldı orasını? E, 6360 sayılı yasa gereği kıyılar e, Dolgalanları tamam, Büyükşehir'e ait. O arazi alanı kullanacak hali yok. Yani otopark yaptık zaten. Otopark, otopark yaptık. Biz orayı e, ücretsiz otoparktı. Yaklaşık bin araçtık bir otopark. İstiyorduk ki Mudanya'ya girenler araçlarını orada park etsin, yürüsün. Esnafımız da işte çay e, bahçesine gitsin, kafeteryaya gitsin, yemeğini yesin, yürüsün. O Mudanya'mızın güzel havasıyla, e, manzarasıyla, doğasıyla buluşsun ve mudayımızın esnafı da kazansın amacıylaydı. E, amacıyla mudayın içerisindeki kent içindeki trafiği de rahatlatmak e, düşüncesiyle yapmıştık ki bu çok doğru bir şeydi. Yani biz aldığına kızmıyoruz. Aldınız işletiniz. İşçisi bir yardımınız olsun. Bizim yaptığımızın üzerine bir e, siz de asfalt yapın. Asfalt yapacaktık çünkü e, elimizden aldılar. Onu dahi yapamadılar. Düzlemesinin dahi hani bizim yaptığımızın bozulmasının dahi e, tahmini dahi yapamadılar. Şimdi geri aldınız mı orasını? Yok alamadık tabii ki. Yani inşallah yasa değişirse 6.360 sayılı bütün şehir yasası değişirse e, Mudanya Ama Belediyesi, otopark ihtiyacı büyük mudanya'da Büyük tabii ki. Orası da çok önemli bir işlev görecek bir yer. Umarım Büyükşehir Belediyesi bizi duyar da orayı e, Şimdi işletilmesi Şimdi otopark için... ihtiyacı büyük diyoruz ama e, İskele Meydanı'nın hemen arkasında eski tüt, te, Tekel de, binasının olduğu yer otopark olarak kullanılıyor. Açık otopark. Fakat oraya da yakında bir inşaat başlayacak gibi bir izlenim var. Bir, orayı da kaybedeceksiniz galiba. Yani bir... orası çok işe yaradığı halde. Hükümet konağı yapılacak orası. Biliyorsunuz biz orada bir kapalı alanlar vardı. Tekel Parkı'nı yaptığımız ilk işlerden bir tanesi. Mudanya'nın belki de en önemli projelerinden bir tanesi. Oradaki bütün çirkinlikler, o Tekel Parkı'ndaki bütün çirkinlikler ortadan kaldırıldı. Ve orası insanlarımızın buluşma noktası haline getirildi, Bir yaşam alanına çevrildi. O Tekel binasında çalışanların özellikle, yaşlı ablalarımızın, abilerimizin, amcalarımızın Buluşma noktası oldu. Orada hatıralarını işte anlatıyorlar. Gittiğinizde gerçekten çok güzel şeyler, duygusal e, konular var. Onları dinlemenizi isterim. Tabii ki yan tarafındaki o bölümde de e, bizim e, bir kısmı bize tahsis edilmişti onu. E, bir kısmı da e, Hükümet İçişleri Bakanlığı'na. E, fakat e, tahsis bizim elimizden alındı. Daha sonra dava süreçleri oldu. İşte bir ilk davayı kazandık sonra tekrar tahsis verdiler. İkinci davayı en nihayet kaybettik. Şimdi de oraya bir hükümet binası yapılacak diye herkesin eee yeniden bir otopark arayışı başlayacak merkezde. Tabii i̇şte yani. ki otopark sorununun sorumlu çözümüyle ilgili bizim yaptığımız bir çalışma var. Önerdiğimiz büyük şehre. Bu büyük şehrin görevi çünkü. Trafik ulaşım ve otopark büyük şehrin görevi. Onlara bunun çözümüyle ilgili öneride de bulunduk. Çözüm önerisinde de bulunduk. Yazdığımız yazıya bakın. 3 yılı aşkın bir zamandır geçti. Yanıt dahi vermediler olumlu veya olumsuz. Yani e, normalde e, bilgi edinme kanununa göre 15 gün süre içerisinde vatandaşa e, cevap vermek zorundasınız. Resmi daire resmi daire olmamıza rağmen 3 yılı aşkın süre geçmiş. Bize henüz daha cevap dahi vermediler. Hatta bir ara e, bir ara büyük şehrin e, aynı partiden olduğu insanlarıyla birlikte Mudanya'daki yaşayanları yetkilileri dediler ki biz takip edelim, biz yaparız filan. Onlara da verildiği halde Halen daha bir yazı, yazımıza cevap dahi veremediler ki bu sorunu çözmene de mümkün değil. Bu aşamadan sonra da zaten onu büyük şehirden böyle bir sorunla çözüm diye bir şey beklemek e, yanlış olur. Otopark konusunda bir şey daha soracağım da sonra reklam arası vereceğim. Şimdi e, Mudanya'da bu kadar otoparka ihtiyaç var ama hemen belediyenin arkasında da bir özel otopark var. O da çalıştıramıyor. Evet. Yok çalıştıramıyor değil. E, orada e, yıkılmış tescilli e, iki yapı var. O Anıtlar Kurulu'nun geçici dahi olsa otopark olarak kullanmasına ruhsat vermiyor. Şikayet üzerine orası bir süre kullanıldı. Çok da iş görüyordu. Şu anda da boş. Orada o Kapalı. tescilli yapılar da yok. Ee, şikayet üzerine orası gidildi, mühürlendi. Anıtlar Kurulu'yla görüşmeler yapıldı. Mal sahibi görüştü, bizler görüştük. Yazıları yazdık. Kaymakamımız dahi destek verdi bize bu konularda ama e, şeyden, e, Anıtlar Kurulu'ndan açıkçası Geçici olarak dahi otopark iş ruhsatı verilmedi. Verilmesine izin çıkmayınca bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Onların yetkisinde çünkü. Mudanya'da yapılanları konuşmaya devam edelim ama kısa bir reklam arası verelim. Sizi bir soluklandıralım. Tamam. Reklam dönüşünde 4 yılda Mudanya'da neler yapıldı, neler yapılıyor, neler yapılacak konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Mudanya Belediye Başkanı Sayın Hayri Türk Yılmazlı, bu akşam birlikteyiz. Mudanya'da 4 yıllık değişimi her açıdan konuşuyoruz. Reklam arası verdiğimiz bölümde 4 yılda neler yapıldı, neler yapılıyor, neler yapılacak başlığı altında ilk maddede Dolga alanındaki otoparkta Mudanya'ya girişte hemen sağ tarafta dolgu alanının altındaki sağ tarafta dolgu alanının yanındaki otoparkta kalmıştık. O otoparkı yaptık dediğim gibi işte Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Daha sonra Tekel Parkımız var. Yine e, Arnavutköy Balıkçı Barınağı diye bilinen, e, Marina'nın o şeyini e, söktük çünkü e, betonları çatlamak üzereydi. Dolgu kayanın üzerine beton dökülmüş ve ayşemaya başlamıştı. Çok büyük tehlike Esnedi e, o, için olacaktı. Esnediği için açılıyor değil mi? E, aşağı yukarı e, bacak girecek kadar, vücut girecek kadar yarıklar vardı ve de ilk e, fırtınada oradaki bütün yatların hepsinin e, batma tehlikesi vardı. Öyle ki öyle de şanslı bir süreçten. iyi ki öyle o kararı almışız. Hemen ihale sürecini başlattık. Oradaki bütün şeyi söktük, mendiri, kayaları altındaki hepsini söktük. Dibe kadar, doğal zemine kadar, denizin dibinde doğal zemine varana kadar su altı betonu deniz suyunda geçerli olan kullanılan betonla orada yapıldı ve tamamen betonlaştırılarak ön tarafındaki kaya desteği de arttırılarak düzenli bir hale getirildi ki 27 Eylül 2014 yılındaki o Mudanya'daki fırtınada, Karayel Fırtınası'nda orası tamamen gidecekti ve de büyük bir tehlikeden belediyemizin uğrayacağı, oradaki tekne sahiplerinin uğrayacağı büyük zararı da önlemiş olduk. Bir an önce bitirdik çünkü o zaman bitirmiştik. Çok önemli yaptığımız işlerden Mudanya Belediyesi'nin en önemli, en çok gelir getiren mülklerinden bir tanesi. Şu anda da geldiği noktada Çağdaş e, teknolojinin gerektirdiği bütün nimetlerden faydalanan suyundan, elektriğinden, kam e, kamera sisteminden aydınlatmasına varana kadar çok önemli bir e, konuma geldi. Daha da güzelleşecek tabii ki önümüzdeki dönemde. E, yine yaptığımız işlerden bütün köylerin, bütün mahallelerin arazi yollarını açtık. Onların stabilize edilerek daha e, sağlam zeminlere e, kavuşmasını da sağladık. Dedik ki üreticimiz, köylümüz tarlasına önce tarlasına gitsin, eksin, bitsin, budasın, toplasın, üretsin, o üretini getirip rahatça satabilsin dedik. O ulaşımlarını sağladık. Bütün köy meydanlarının altyapısı bitmiş olanların, altyapısı bitmiş olan bütün köylerimizin üst yapısı olan asfaltı, parkesini, tretuarlarını yaptık. Köylerimiz artık çocuk parkları yapmaya başladık. Kalı sahalar yapmaya başladık. Köylerimizdeki okulların, camilerin bakımından tutun da o köydeki insanlarımızın Yaşamlarına Önemli katkılar sağlayacak Diğer sosyal hizmetlerde Zeytin dalımızda ulaşmaya Başladık ve köy kent Arasındaki o uçurumun o diyalog kopukluğunun ortadan kalkmasını da sağladık Hizmetler fiziki anlamda Köylerimize devam ediyor Halı sahalarımızı artık sırasıyla yapmaya Başladık bütün köylerimize o halı sağları Yapacağız İşte ilk Belediyemize ait köyden Belediye geçişteki yer olan yerdeki köylerimizdeki mahallelerimizdeki yerleri hemen e, halı sağlığımızı yapman Sporun başlayacak. da başkenti olacak yani. E, tabii ki e, onu da başaracağız. E, bu sene mesela dün ihalesi yapıldı. 6 dağlı da halı sahi projemiz bu sene e, hayata geçecek. E, bununla beraber yine Mudanya'da çok önemsediğimiz güzel yılda Atatürk parkının birinci etabı bitti. Siz de biliyorsunuz e, eski haliyle yeni halini. Şimdi ikinci etap projesine başlıyoruz. Devletin karşı tarafına tarafı. evet karşı tarafına çok daha yaşanılması, çok daha gurur duyulacak bir projemiz olacak. E, Atatürk Meydan projemiz orada tamamlanmış olacak. O e, şu andaki haliyle sözünüzü kestim ama şu andaki haliyle eski belediye binası yıkıldıktan sonra orası düzenlenmişti. E, orayı düzenlemede yapan Müteahhide Bireket vermek lazım. İçinde çimantı olmayan beton dökmüş. Gerçekten de plaj voleybolu oynayabilecek kıvama gelmiş. Şu anda böyle müteahhitleri ödülendirmek yani işte, lazım. E, bir açıdan orası gecikti. Gecikme sebebi şu. Bizden önceki belediye döneminde orası Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş. Büyükşehir Belediyesi orada meydan düzenlemesi diye bir proje başlattı, bitirdi ve yaklaşık bildiğimiz kadarıyla 1,5 milyon harcadı. Bizim yaptığımız park 135 bin lira. Ve insanlar bu süreç içerisinde biz o tahsisi kaldırdık. Fakat Büyükşehir Belediyesi tapuya şerh koyduğu için biz oraya bir çivi çakamadık diğer tarafa. Mahkemeye verdik o tahsisin kaldırılmasıyla birlikte şerh olayını da çözdük. Şimdi ilk fırsatta oranın uygulamasına da başlayacağız ve bittiği zaman göreceksiniz herkesin imreneceği mükemmel Atatürk adına yakışır mükemmel bir park meydan olacak. Çok önemli projemizden bir tanesi ve kısa sürede yaz sonuna kadar da orası bitirilecek. En merak uyandıran projeniz de Yıldız Tepe. Herkes Yıldız, oraya bakıyor. Yıldız Tepe projesine başladık. 17 Ocak'ta ihalesi yapıldı. Öncelikle oradaki hedefimiz şu anda çalışan yolun arkaya taşınması. Yol çalışmaları başladı. Karayollarından izinlerini aldık. Karayollarına projemizi onaylattık. O karayolları standartlarında yol çalışmalarımız başladı. Taş duvar işlemesi hızlı bir şekilde sürmekte. Ondan sonra o yağmurluklar, rogarlar, menfezler yapılacak ve asfaltlaması öyle tahmin ediyorum Ramazan ayına kadar, Mayıs ortasına kadar bitmiş olacak. Yolun aktarılmasından sonra da diğer taraflardaki kafeterya, restoran, kültür merkezi, alışveriş mağazaları tek katlı. Böyle çok katlı şeyler beklemesin kimse. Tamamen doğayla uyum, uyum sağlayan otantik görünümlü sevimli yapılar olacak orada. Ancak Oyun alanları... Orada proje biraz yavaş mı gidiyor yoksa beklentiler mi çok hızlı? Orada şöyle bir süreç yaşadık biz. Ee, dedik ki bu projeye başlamadan önce bu yolun aktarılmasıyla birlikte e, altyapı hizmetlerinin su kanalizasyon, doğalgaz gibi, elektrik gibi o hizmetlerin de biz o projeye başlamadan aslaklamaya başlamadan önce yapılmasını istedik. Yazışmalarımızı yazdık. Tabii ki 5 6 7 8 aylık bir süreç bekledik. Bir zaman boşa zaman geçti. Daha sonra baktık ki gecikiyor. Bir toplantı yaptık. İşte işte doğalgaz kuruluşuyla, TEDAŞ'la, Elektrik Kurumuyla ve de altyapı kurumuyla BUSK ile görüşmelerimizi yaptık ve sonunu karayolları şeye karayolları yakınında yanında sağında solunda e, o diğer hizmetlerin yapılmasına doğal gaz gibi izin vermiyormuş. Ve o şeyi e, çözdük ama biz bu arada e, en az 7-8 ay gecikmiş olduk. E, şimdi de hemen ihalesini yapıp e, 17 Ocak'ta ihalesini yaptık. E, Mayıs başında bitecek ve ondan sonra da diğer yapıların imalatına başlayacağız ve e, sanıyorum bu bir yıllık süreç içerisinde final e, süreci içerisinde Yıldız Tepe projesini büyük bölümü kullanılır hale gelecek İnsanlarımız e, oradaki o yaşam alanını e, dört gözle bekliyor biliyorum hem Mudanyalılar hem bursa'lılar Çünkü gerçekten bir Türkiye projesi Aslında o e, herkesin kendisini rahatça ifade edeceği cebinde parasını e, parası olanında olmayanın da güneşin doğuşunu ve batışını en güzel seyredeceği mudanya'nın en güzel yeri Belki de Türkiye'nin en güzel dünyanın en güzel yerlerinden biri. Orası tamamen halka ait olacak bir yaşam merkezi. Mudanya bir de Kültü şanslı... merkezi yapılacak. Orada sineması olacak. Onu da söyleyeyim tiyatrosu, daha konferans salonları, seminer salonları da olacak. Çok bir yaşam amaç, alanı olacak orada. Bir yaşam alanı. Şimdi Mudanya bir de şanslı hale geldi. Marşı olan tek ilçe. Evet. Ve üstelik marşın sözlerini siz yazdınız. Tabii şimdi müteahhike meydanına da başladık. Pazartesi günü temel atma törenimiz var. Mütareke meydanı bizim çok önemsediğimiz, çok önemli bir meydan, Cumhuriyetimizin çok önemli değerinin olduğu bir meydan anlamı olan manevi değeri çok yüksek olan bir yer. Şöyle biz Mudanya olarak çok şanslıyız. Arkeolojik site olan, marşta çalıyor şu anda özgürlüğü, arka fonumuzu. Özgürlüğü ilmek ilmek işledim, bir çift zeytin dalı oldum kardeşlik koktum, Atamın yolunda. Evet ne mutlu Siz sözlerinde yazdınız. Evet. Şöyle söyleyeyim o mütareke meydanından onu bitirelim, ondan sonra maaşımıza da gelelim. Çok önemli bir kent dedik doğal site olan, kentsel site olan, arkeolojik site olan çok önemli bir kent Mudanya. Ama bir de öylesine değeri var ki Mudanya'mızın girişinde şimdi iskele meydanı dediğimiz bizim cumhuriyet meydanımız. Orada, orada bizim atamızın bütün ruhu var. Atamızın bütün değerleri, Atatürk ülke devrimlerinin, Cumhuriyet'in değerlerinin yaşanacağı bir meydan projemiz var. İnşallah ikinci dönemi onu yapacağız. İkinci dönemimizde ve biraz yürüyünce o müdahalenin tarihiyle buluşarak Cumhuriyetimizin kurulduğu yer, Cumhuriyetimizin ikinci adamı, İsmet İnönü'nün, parkının olduğu, o in, anlaşmanın imzalandığı mütareke evinin ve meydanın olduğu bir meydan. E, bu iki anlamı Cumhuriyetimizin birinci ve ikinci adamının, buluştuğu bir yer Mudanya. Bu meydanları da en güzel şekilde insanlarımızın kullanımına sunmak için çaba sarf ediyoruz ve çok güzel olacak bittiğinde. Göreceksiniz eski Mudanya'nın o yapıları restorasyonu yapılacak. Bunu biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Antalya'da ödül dağılmıştık bir projemizin ilk etap uygulaması Mithatlı Meydanı Eski Belediyeden eee Mülteke Meydanı'nın Alt Cadde'ye, 12 Eylül Caddesi'ne, Alt Cadde'sine varana kadar o kısım tamamen Arnavut kaldırımı dediğimiz kesme taşlardan dediğimiz meydanın tek e, parçayı yekpare hale gelmesiyle e, mükemmel bütün ağaçların korunduğu, yeşillendirildiği, çiçeklendirildiği cumhuriyetimizin o bütün e, en önemli değerinin ortaya çıkarıldığı bir meydan olacak. Çalan müzik de süremizin bittiğini gösteriyor. <laughs> ee, bir tabii ki cüm bir cümle alayım e, bu dayanışma Çünkü bu sözler e, benim sözlerim. Zaman zaman bütün konuşmalarımda, bütün eee toplantılarda söylediğim sözler. E, biz gerçekten çok temiz, dürüst, ahlaklı bir şekilde e, bir belediyeciliğin nasıl yapılacağını, yöneticiliğin nasıl olması gerektiğini vermeye çalıştık. Onu söylüyoruz aslında. E, güzel olmuş, kutluyoruz sizi. Ve dedik ya bizim cumhuriyetimiz mühürlü mühürlü cumhuriyetimizde mühürsüz bir geleceğe bırakmayacağımızı mudanyalılar olarak söyledik. Çünkü biz mudanyalıyız dedik. Mudanyalıyız aidiyetini, mudanyalılık adetini arttırmaya çalışıyorum. Bugün dahi gelen artık mudanyada yaşayacak olan kişi mudanyalıdır, mudanyalı olmalıdır. Mudanya karşı duyarlılıklarını, o doğanın güzelliğine, o insanların işte yaşam biçimlerine varana kadar her şeyle bir aidiyet hissetmeli ki Muday'ı hep birlikte yönetelim. Muday'ımıza hep birlikte sahip çıkarsak Muday'ımızı geleceğe en iyi şekilde taşımış oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür için ederim. Ve Muday'ı anlattığınız için. Tüm hemşehrilerime, tüm bizi izleyenlere, Olay TV izleyicilerine sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. O cümleyi de söyleyeyim. Ben bugün Mudanyalı hemşehrilerimi dünden daha çok seviyorum. Ama yarın bugünden daha çok seveceğim seveceğimi söylemek istiyorum. Çok Devam teşekkür geçelim. ediyorum. Değerli izleyiciler, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Mudanya'nın son 4 yılını her açıdan konuştuk. Yerel seçimin dördüncü yıl dönümünde. Yönetmenimiz Bülent Malçok. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olunca diye iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.